Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'nda Deniz Biyolojisi Müzesi'nin sorumlusuyum. Aynı zamanda proje koordinatörüyüm. Projemize biraz önce Gaziantep Belediye'mizin verdiği örnekle başlayacağım. İnanılmaz bir sinerjiyle başladık. Burada Sayın Daire Başkanım Zülfü Çelik, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı olarak biz bu projeyi yürüteceğiz. Fakat Dış İlişkiler Daire Başkanımız bizi destekledi. Bizi destekleyen Çevre Daire Başkanımız ve İbrahim Evrim Başkanımız, Başkan Danışmanı olarak bize bir ivme kazandırdı. Ve bu sinerjiyi yakalayamasak zaten belediyelerin bu türlü projeleri yapamayacağını Şafak Hanım çok güzel özetledi. Biz bu heyecanla bu projeye başladığımızda umarım utandırmayız diyorum. Hibe programı hakkında genç arkadaşlar bu türlü hibeler nasıl kazanılıyor, bu projeler nasıl alınıyor, bunları çok merak ediyorlar, çok soruyla karşılaşıyoruz. O yüzden bu hibe programı hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Türkiye'nin iklim değişikliği alanında kapasitesinin geliştirilmesi hibe programı bizim 5500 avluluk bir bütçeyle başladı. Bunu Merkezi İhale ve Finans Birimi dağıttı ve sonuç itibariyle neyi hedefledi bu proje, hibe programı? İklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabalara katkı sağlayarak sera gazlarının salınımlarını azaltmasını ve özellikle de iklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi için kamu farkındalığının arttırılması ve paydaş kapasitesinin geliştirilmesini amaçladı. Dolayısıyla biraz önce coğrafya öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim öğretmenlerimizi kazanmamız gerekiyor. STK'dan soru soran paydaşımız olacak, çok belli ki. Çok teşekkür ediyorum ilgileri ve desteklerini alacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla biz de tam bu hedeflerle zaten projeye başlıyoruz. Ve hibenin kurumsal çerçevesinde biraz önce bahsettiğim gibi Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sözleşme Makamı, bize parayı veren kuruluş, Türkiye'de projelerin hibesini veren kuruluş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dağıtıyor projeleri. Dolayısıyla projeleri onlar seçti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı seçti ve onlar bize Uygulama birimiyle, teknik yardım ekipleriyle ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sayesinde projelere de destek veriyorlar. Burada iki tane farklı bütçe, Lot 1 ve Lot 2 şeklinde iki farklı hibe programı vardı. Lot 1'e STK'lar ve yerel yönetimler, belediyeler, üniversite araştırma enstitüleri başvurabiliyordu. Fakat Lot 2, yani büyük ölçekli projelere 50.000 ila 200.000 avro arası hibe verilen projelere sadece ve sadece büyükşehir belediyeleri başvurabiliyordu. Dolayısıyla biz Lot 2'lere, bütün büyükşehir belediyeleri bir yarış içerisinde başvuruya proje hazırladık. Burada Lot 1'de 25 proje kazandı, 50.000 euro ve altı olarak. Lot 2'ye de 13 tane büyükşehir belediyesi kazandı. 19 proje 8-12 ay süreli, 19 proje 13-24 ay süreli. Merkezi İhale ve Finans Birimi ve Çevre Bakanlığı oldukça adaletli davranarak projeleri 27 farklı il ve bölgeye dağıtmışlar. Biraz önce bahsettiğim gibi 13 farklı büyükşehir belediyesi aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Denizli, Gaziantep, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Muğla, Tekirdağ. 12 üniversitede bu Lot 1 projelerini STK'larla ve yerel yönetimlerle yürütecek. Bizim projemizin faydalanıcı kurumları kimler? Biraz önce de bahsettiğim gibi biz Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile ortak olarak projeye başvurduk ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da projeyi yürüteceğiz. Projemiz 24 ay sürecek. 15 Eylül 2017 tarihinde start verdik. Dolayısıyla çok hızlı başladık. Bu proje lansmanını çok hızlı bir şekilde organize ettik. Ankara'ya biz proje posterlerimizde, proje afişlerimizde, proje davetiyelerimizde gittiğimizde birincisi bakanımız özellikle zaten denizle ilgili olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız özellikle İstanbul'umuzu ziyaret ettiler ve çok etkilendiklerini, projelerin başvuru sırasında da denizle iklimin adaptasyonu kurulabilmesi açısından Türkiye'de bir ilki başardığımızı söyleyerek beklentilerinin ne kadar yüksek olduğunu açıkladılar. Bizim de omuzlarımıza bir yük daha bindi. Aynı zamanda çok hızlı başlayarak posterlerimizle, davetiyelerimizle giderek de oradaki diğer sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle bu işi siz nasıl yaptınız, nasıl bu kadar hızlı başlayabildiniz, nasıl organize oldunuz, proje ortağınız hiç sorun çıkarmadı mı gibi birçok soru bütün şeyde eğitim boyunca ve standımızda bizleri böyle sıkıştırdılar adeta. Bu çok önemli sorular aslında şuna dayanıyordu, organik bağımıza. Bizim Antalya Büyükşehir Belediye'mizin yetişmiş elemanlarının aslında değeri burada ortaya çıkıyor. Ben Sayın Profesör Doktor Bayram Öztürk'ün doktor öğrencisiyim ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladıktan itibaren sivil toplum örgütü olarak Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile de ortak proje üretme konusunda büyük çaba sarf ettim. Hocamın desteği yadsınamazdı. Hocam her zaman bu türlü projeler yazmamız gerektiği konusunda bize ivme kazandırmak için büyük çaba sarf etti. Dolayısıyla umarız utandırmayız diye tekrar devam ediyorum. Bizim genel hedefimiz Antalya'nın iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisini hazırlamak. Bu amaçla da ne yapacağız? Turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitliliğimiz, tarihi ve doğa mirasımız üzerine etkileri belirlemeye çalışacağız. Hedef kitlemiz, biraz önce de hocamızın sorduğu gibi, yerel yönetimler, STK'lar, ilgili ekonomik sektörler, akademisyenler, bilim camiası, çevreciler, arkeologlar ve yerel halkımız. Nihai faydalanıcılarımızın en önemlisi ise tabii ki de iklim değişikliğinin en fazla etkilenecek olan gelecek nesiller. Bizim proje faaliyetlerine hemen geleceğim, herkes soruyor, ne yapacaksınız, ne yapacaksınız diye. Evet, ilk başta bir proje yazanın diliyle anlatacağım. Proje ekibini kurduk, paydaş analizimizi burada sizinle beraber zaten toplantıda el sıkıştığımız birçok kurum oldu. Onlarla beraber paydaş analizimizi gerçekleştireceğiz. Lansmanı sayenizde yaptık. Anket çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendireceğiz ve hemen mevcut çalışmaların, iklim değişikliği ile ilgili mevcut çalışmaların değerlenmesine geçeceğiz. Durum tespit çalışma sonuçlarını özetleyeceğiz. Daha sonra kıyıların etkilenebilirliği haritalarını çıkarmaya çalışacağız. Burada Veli Hocam'la ve Hava Hocam'la çok yakın temasta, dirsek temasında çalışacağız. Çalıştay ve eğitimler düzenleyeceğiz burada. Yani bu proje 2 yıl boyunca bu toplantıyı yaptık ve bitti değil. Bunların sürekliliği bizim için çok çok önemli. Ve her konuda, biraz önce bahsettiğimiz belki panelistlerimizin her bir konusu ayrı ayrı çalıştayların konusu olacak. Bununla ilgili bilim adamlarını ağırlayacağız. Deniz surveyimiz var, bu çok çok önemli. Bakanımızın da açıkçası bu projeyi desteklemesinden önemli kısmı bu işin içine araştırmayı koymuş olmamız. Bilimsel sonuçlara dayanarak bir sonuç raporunun oluşacak olması ve bunu yerel yönetime bir yol haritası olarak kullanılması oldukça Ankara'da yankı uyandırmış. Dolayısıyla biz analiz raporlarımızı hazırlayacağız. İklim değişikliği ve deniz temalı bir festival düzenleyeceğiz. Burada çocuklar tabii ki de hedefimiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla protokolümüzü öncesinde imzalamıştık. Daha sonrasında her bir etkinliğimiz için ayrı ayrı bilgilendirme yapacağız. Ayrı ayrı okullarımızın katılımı için büyük desteklerini ve katkılarını bekleyeceğiz. Bölgesel işbirliği için bütün Akdeniz'deki yerel yönetimlerle iletişim içerisinde olacağız. Kapasite geliştirmek için seminer ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Web sitemizi kuracağız, sosyal medyamızı kullanacağız. Buradan bütün etkinliklerimizi sizlere duyuracağız. Sizlerle her zaman iletişim içerisinde olacağız. Kısa filmler ve kamu spotları yapacağız. Bunları Antalya'nın çeşitli yerlerinde görebileceğinizi ümit ediyoruz. Ve çocuk kitapçıkları oluşturup bunları tekrar okullarımıza dağıtımını sağlayacağız. Kapanış etkinliklerimizi çok hüzünlü bir şekilde yapmayacağız. Bir sonraki projemizin lansmanıyla birleştireceğimizi ümit ederek kapanış etkinliklerimizi tamamlayacağız. Ben sabrınız, ilginiz ve bugün burada olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bravo.